Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu saniye aşere minel babi sadisi. Bugün 6. babın 12. dersini ediyoruz? Okuyoruz. Zaten bu 9 babın içinde en uzun bab, en muhim bab 6. babdır. Faslun fi istihbabi tahsini savti bil Kur'ani. Kur'an'la savutunun tahsinin istihbabı hakkındadır. Yani Kur'an'la sesinin güzelleştirmenin müstehab olması hakkındadır. Anlıyorsun Mahir? Evet. Demek insan Kur'an okurken sesini ne etmeli? Güzelleştirmeli. Ecme'el ulema'u radiyallahu anhu. Bütün ulemalar icma etmişler. Allah kendilerinden razı olsun. O ulemalar da mines selefi vel halefi. Hem seleften hem haleften. Mines sahabeti ve tabi'in. Hem sahabelerden hem tabilerden bunlar selef. Ve men ba'dahum bunlardan sonra gelen de nedir? Selef de var, halef de var. O ve men ba'dahum min ulema'il emsar şehir alimleri. İmmetil Müslimin, Müslümanların imamları olan. Niye ulema-i emsar? Çünkü büyük alimler nerelerde olur? Şehirlerde olurlar. Kadilik orada, valilik orada, müftülük orada, tedrisat orada. Dolayısıyla büyük alimler nerelerde olur? Emsarlarda olurlar. Ecme'el ulema'u mine's-selefi vel-halefi ve men ba'dahum ala istihbabi tahsin savti bil Kur'ani. Kur'an'la savutunun güzelleştirmenin istihbabi müstehabliği üzerine icma etmişler. Ve akvaluhum ve ef'aluhum. Bu ulemaların kavulleri, fiilleri bu konuda meşhur et. Meşhurdurlar. Nihayete şöhreti. Şöhretin nihayetiyle nedirler? Meşhurdur. فَنَّحْنُ بِيزْ مُسْتَغْنُونَ اَنْ نَقْلِ شَيْءٍ مِنْ اَفْرَادِيَا فَنَّحْنُ بِيزْ مُسْتَغْنُونَ اَنْ نَقْلِ شَيْءٍ مِنْ اَفْرَادِيَا Yani o akval, ef'alların, efradlarına bir şey nakledelim, biz bundan zenginiz. Niye? Niye naklediyoruz? Bilinsin diye. Zaten bu konudaki akvalları son derece meşhur. Fiilleri son derecede meşhur. Öyle değil mi? Bildirmek için, tanıtmak için o akval ef'allardan bir şey nakıl etmeye ne yok? Gerek yok. Oldu mu? Ve delailu haza tahsinu savutun bil Kur'an'ın yani Kur'an'la savutun tahsinin istihbabının delilleri min hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hani ya, alimlerin kavulleri, fiilleri meşhur. Hadisle ayetten delil var mı bu konuyla ilgili? Diyor ve delailu haza. Bu istihbab-ı tahsin savti bil Kur'an'ın delilleri min hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın ne? Hadislerinden müstefidetun. Müstefid demek yani meşhurdurlar. Dağılmışlar, çokdurlar. Oldu mu? Kimin yanında müstefidir? Müstefid demek, müştehir demek. Kimin yanında müstefidirler? İndel ammeti vel haseti. Ammelerin, umumi insanların yanında, has, özel alimlerin yanında da nedirler? Meşhurdurlar. Öyle değil mi? Örnek ne gibi? Örnek ki hadisi. Zeyyinul Kur'ane bi esvatikum. Kur'an'ı seslerinizle neydin? Zinetlendirin. Oldu mu olmadı? Bak. Kur'an'ı seslerinizle zinetlendirin. İkinci delil hadis ve hadisi لَقَدْ اُوْتِيَ مِزْمَارًا hani geçti ya? لَقَدْ اُوْتِيَ o Ebu Musa el-Eş'ari مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُدْ veyahut da başka hadis de olabilir. Çünkü onun hitab olarak Resulullah demişti. لَقَدْ اُوْتِيْتَ مِزْمَارَ مِنْ مَزَامِرِ عَلِي دَوْلِ
Bu onun farklı nüshası, rivayeti de olabilir, başka bir hadis de olabilir. Bak diyor, لَقَدْ اُوْتِيَ مِزْمَارٍ Burada da Kur'an'la iyi sesini etmiş, Efendimiz övmüş. وَحَدِيسِ مَا اَزِّنَ اللّٰهُ Allah Allah'ım odur, farklı nüshadır. وَحَدِيسِ مَا اَزِّنَ اللّٰهُ Hani Allah-u Zülcelal, güzel sesli peygamberi dinlediği kadarıyla kimseyi dinlememiş. Ve hadisi lallahu eşeddu ezenen. Lallahu eşeddu ezenen. Hani bu hadise geçti ya. O neyle ilgiliydi? Cariye. O cariye neydi? Ha, kişi güzel sesli cariyesini dinlediğinden daha fazla Yüce Allah güzel sesli okunan Kur'an'ı ne diyor? وَقَدْ تَقَدَّمَتْ كُلُّهَا فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ Bak, o demin dediğimiz, o da oradaymış. Bunlar hepsi geçirdiğimiz fasılda bu hadisler ne oldular? Geçtiler. وَتَقَدَّمَ فِي فَصْلِ تَرْتِلِ Fasıl tertil ondan önceki fasıldı. Orada da ne geçti? Hadis-i Abdillah bin Muğaffel. Ne konuda geçti? فِي تَرْجَعِ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem الْقِرَاتَ Hani Efendimiz sesini güzelleştirmeyle birlikte ayeti ne ediyordu? Defalarca tekrar ediyor. Oldu mu? Bu da ayrı bir delil. Yalnız önceki fasıl değil, daha önceki fasıl tertil faslında geçti. Ve ki hadisi Sa'd ibn Ebi Vakkas gibi, o da orada geçti. Ve ki hadisi Ebi Lübabete radiyallahu anhuma. O hadis nedir? Ennennebiye sallallahu aleyhi ve sellem قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. Bu Ebi Lübabete'nin hadisidir. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hadisi getirmedi. Oldu mu? Ve revahuma bu iki hadisi rivayet etmiş. Hem Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hadisi orada geçti. Hem Ebu Lübabete'nin hadisini rivayet ettiği Ebu Davud bi isnadeyni ceyyideyni. İkisini de güzel, sağlam iki isnada ne etmiş? Rivayet etmiş. Yalnız ve fi isnadi Sa'd'in ihtilafı. Sa'd'ın isnadında ne var? İhtilaf var. Layedur. Yani zarar verecek kadar ihtilaf değildir. Kale cumhurul ulema. مَنَا لَمْ يَتَغَنَّ Hani dedik ya hadiste. مَنَا لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا مَنَا لَمْ يَتَغَنَّ لَمْ يُحَسِّنْ سَوْتَهُ بِهِ Manası budur. Kim Kur'an'la sesini ne etmese? Güzelleştirmese. Oldu. Bu hadis geçti değil mi? مَنَا لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ Burada yeni geldi. Orada geçmedi. Ve hadis-i Berra radiyallahu anhu kal semiyetun nebiye sallallahu şimdi ben buna baktım ki hadis-i Ebi Nebi Vakkas ve ki hadis-i Ebi Lübabete radiyallahu anhu ene nebiye sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük ihtimal ikisinin hadisidir. Yani der ki Sa'd'ın hadisini burada getirmemiş. Bu ikisinin hadisidir. Yani Sa'd bin Ebi Vakkas öyle değil mi? O Ebi Lübabete İkisinin hadisi budur. Demin hani Sa'd'ınkini zikretmemiş, Ebu Lübabe'ninkini zikretmiş, öyle değildir. Ve hadis-i Berra radiyallahu anhu kal, semiyetun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kare'e fil işai bittini ve zeytuni. Yatsı namazında tin ve zeytuni ne etti? Okudu. Ama fe ma semiyetu ahaden ahsana savuten minhu.
ondan daha güzel sesli kimseyi ne etmedim? İşitmedim. Ravahul Bukhariyu ve Müslimu. Oldu mu? Kâlel ulemâ'u rahimehumullahu teâlâ demişler fe yüstehabbu tahsînu savti bil kıraeti. Kıraetle savtun tahsini müstehabdir. Ve tertibuha, kıraetin tertibi de sırasıyla okumak da nedir nahi? O da müstehabdir. Anlıyorsun Mahir? Ama malem yahruc an haddil kıraeti. Kıraat haddinden çıkmayınca bir temtiti. Temtit yani çok çekmeyle kıraat haddinden çıkmayıncaya kadar. Yoksa çok uzatmayla kıraat haddinden çıkarsa olmaz. Fe in efrete, bak kendisi de söylüyor. Eğer çok ifrat ederse, meddeleri falan uzatırsa, hatta zade harfen bir harfi zayde ederse. Ev ahfahu bir harfi ne ederse, İhfa ederse, gizlerse, okumasa fehu haramun. Çünkü Kur'an'dan olmayanı Kur'an'a sokmak, Kur'an'dan olanı ihfa etmek, gizlemek haramdır. Oldu mu? Ve emel kıraatu bil elhani. Pek lahinlerle, hatırlarla okumak nasıldır? Kur'an'ı yanlış okumak hükmü nedir? Fakat kâle şafi'iyyü rahimehullahu teâlâ fî mevdi'in. İmam Şafii bir yerde demiş ekrehuha. Kur'an'ı yanlış kıraatul elhandan kerahat ediyor, mekruhtur. Ve kana fi mevdi'in la ekrehuha. Kerahat etmiyor. İmam Şafii'nin demek ki iki görüşü var. Bir yerde kerih görmüş, demiş ekrehuha. Bir yerde demiş la ekrehuha. Oldu mu? İkisinden ne çıkar? Demek ki zaten iyi bir şey değil. Hilaful evla diyelim. Mekruhtür değildir demeyelim. Oldu mu? Kale eshabuna leyset ala kavleni. Şimdi İmam-ı Şafii'nin sanki iki kavli var burada. Bir kavline göre mekruh değil, bir kavline göre nedir? Bak demin biz mani derken bizimki ona kaydı. Öyle değil. Leyset bu kıraate bil elhan ala kavleni. İki kavli üzerine değil. İmam-ı Şafii'nin iki kavli burada yok. Ya bel fihi tefsilun. Bu kıraate bil elhanda ne var? Tefsil var. Fe in efrate fi temtiti. Eğer temtitte ifrat ederse, uzatmakta çok ileri giderse, fe cavezel hadde, haddi aşarsa, fe huve lezi kerihehu. İmam Şafii'nin kerahat ettiği budur. Ve in lem yücaviz. Öyle değil mi? Ve in lem yücaviz fehuve lezi lem yekrehu. İmam-ı Şafii'nin kerahat etmediği budur. Yani İmam-ı Şafii bir yerde ben kerahat ediyorum demiş, bir yerde etmiyorum. O ben kerahat ediyorum dediği yer temtitte çok ifrat yapılmış, haddi aşılmış. Kerahat etmiyorum dediği yerde öyle değil mi? Çok ifrat, haddi aşacak kadar ifrat etmemiş. Oldu mu? Yani. Yoksa İmam Şafii'ninki görüşü yok. Bir görüşüdür. Nedir? Temtitte ifrat yapılırsa, had aşılırsa nedir? Mekrudur. Yok, had aşılmasa, çok ifrat yapılmasa İmam Şafii mekrud görmemiş. Kal haram, hadi. Girmiyor o haram denildi ya geçti adı haram. İmam Şafii onu destek şey yapmıyor. Görüşü görüş değildir. O fe in zâde harfen ehfâ o haramdır. Ve emel kanatü bil elhani yani lahinlerle okuyor. Yalnız şimdi lahinlerle okumak İmam Şafii bir mekruh bir gayri mekruh demiş. Yani çok. Bu ne demek? Yani İmam Şafii burada tefsilat yapmış. İfrat olursa mekruh, olmasa mekruh değil. Yoksa aynı şey için İmam Şafii iki kavul, hani bazen kavlu cedid, kadim olur ya, aynı şey için iki kavul söylemiş değil. Oldu mu? Ve kâle kâdîl kudât.
Hudat, kadinin cemidir. Kadilerin kadisi. Fi kitabihil havi. Havi Şafii fıkıdır. Havi kitabında demiş. Nerede demiş? Havi kitabında demiş. Bu Kadir Kudat İmam-ı Maverdi'dir. 450'de vefat etmiş. Demiş el kıraatu bil elhanil mevduati. El kıraatu bil elhanil mevduati. Yerleşmiş lahinlerle okumak. Öyle değil mi? İn uh in ahrecet, eğer o kıraat çıkarsa lefsel Kur'an'ı ansigati. Kur'an lefsini sigasından çıkarsa, orijinalinden çıkarsa. Nasıl çıkarır? Bi idhali harekatin fi, o lahn bu şekil olmuş. Olmayan harekeler idhal edilmiş. Ev ihraci harekatin minhu, yahut da olan hareketler çıkarılmış. Yani onun hareketler okunmuyor. Ev kasri memdudin. Memdudu kasri, yani çekilmesi gerekeni kasr okuyor. Ev meddin maksurin. Maksuru uzatıyor. Uzatılmayan yerleri ne ediyor? Uzatıyor. Ev temtitin yahut da uzatıyor. O uzatma ki yuhillum, zarar veriyor kişi bihi. O temtitle ellese, lese ne ediyor? Zarar veriyor. İşte beş bir barak olunca. Nedir? Yuhfa bihi ba'dil lafz. Ba'du dad mı? Ba'belse. Ev temtitin yuhfa bihi ba'du lesi. O temtitin lesin bir kısmı hafi kılınıyor. Gizleniyor. Okunmuyor. Sinki öyledir. Benimki ev temtitin öyle uzatıyor ki yuhullu, zarar verir kare. Bihi o temtitle ellese. Lese ne ediyor? Zarar veriyor. Ve yeltebisu bihil mana. O temtitle mana iltibas oluyor. Mana anlaşılmıyor. Fehu haramu. Demiş bu nedir? Bu şekil Kur'an'ı okumak, bu şekil lahla Kur'an okumak haramdır. Yefsuku bihil qari'u. Qari bununla ne oluyor? Fasık. Ve ye'semu bihil mustemi'u. Bu şekil dinleyen kişi de, okuyan kişi günahkar olduğu gibi dinleyen kişi de ne olur? Günahkar olur. Niye? Li'ennehu bu qari adele bihi. Bu lahanla, bu hatayla okunmayla ödül etmiş annehcihil kavvimi. Kur'an'ın kavvim, müstakim yolundan çıkmış ilel i'vicaci. Nereye gitmiş? İ'vicaca gitmiş, eğriliğe gitmiş. Oldu mu olmadı? Vallahu Teala yakul Kur'an'ın arabiyen gayre zi'ivecin. Kur'an'ın arabiyen gayre zi'ivecin. İbah Allah diyor, Kur'an-ı Arabidir, ivec yok, eğrilik yok, hadından kayma yok. Öyle değil mi? Bu şekilde okuyan kişi, Kur'an'ın kavim tarikinden, eğri, müstakim tarikinden, i'vicaca eğriliğe ne olmuş? Kaymış. Kur'an'da da ne yok? Eğrilik yok. O zaman Kur'an'ı nehce müstakimden i'vicaca kaydırmak, okumak, din, bu şekil dinleyen de günahkar olur, okuyan da ne olur? Günahkar olur. Kale bu Kadir Kudat demiş, devam ediyor. Fe in lem yuhricuhul lahnu an lefsihi. Fe in lem yuhricuhul lahnu an lefsihi. O yanlış okumak, o uzatmak, o med, kesir, eğer onu lefsinden çıkarmasa, yani Kur'an'ı orijinalinden çıkarmasa. Ve kıraatihi ala tertilihi. Tertil üzerine okunuşundan onu ne etmese? Çıkarması. Biraz var ama Kur'an lefsini bozacak. Tertiline zarar verecek kadar değilse kâne mubahın. O şekli nedir? Okumak da mubah. Dedi ya, kâle kâdül kudat demiş, fenlem yukrişu lahanu, lahnu lahan, ikisi de caiz. Annesi ve kıraati ala tertilihi, kâne mubahaniye,
لأنه زاد بألحانه في تحسينه. Şimdi elhanlarıyla, yani elhan hata demektir belki yerine değil, hata değil. Yani Kur'an'ı ne etmek? Seslendirmek, sesi güzelleştirmek, biraz uzatmak. Diyor o elhanlarıyla ne etmiş? Kur'an'ın tahsininde arttırma yapmış. Öyle değil mi? Güzelleştirmiş. Kur'an'a bir eksikliği değil, bir güzellik ne etmiş? Vermiş. Haza kelamu akdel kudat. Kadirlerin en hüküm edicisinin neydir? Sözüdür. Yani baştan buraya kadar kadil kudat, öyle değil mi? İmam Maverdi'nin neydi? Sözüdür. Ve hazel kısmul evvelu minel kıraeti bil elhanil muharremeti. Bak. Ve hazel kısmul evvelu. Bu birinci kısım. Bu da hangisidir? Minel kıraati bil elhanil muharremeti. Hani haram elhanlarla, uzatmalarla, yanlışlarla okumuş. Bu musibetun. Bu bir nedir? Bir musibet. Bazı nüshelerde masiyetun. Bu bir masiyettir. Ama musibet nüshesi dahi. Übtüliye biha ba'dul avamil ceheleti. Bazı cahil avamlar bununla muhtar olmuşlar. Bu şekil okuyorlar. Bir de وَتَّغَامِلْ خَشَمَتِ yani بَعْدُ تَغَامِلْ خَشَمَتِ تَغَام serseriler mufredi تَغَامَتْتِر farktadır yani evpaşlar, serseri bir kısım serseriler okuduğu gibidir الْخَشَمَتِ Haşemete haşimin cem'idir, zalimler. Yani bazı zalim serseriler, o avam-ı cahiller bunu ne diyorlar? Bu şekil okuyunu muhtar olmuşlar. اَلَّذِينَ يَقْرَعُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ Cenazeler üzerine ne diyorlar? Okuyorlar. وَفِي بَعْدِ الْمَحَافِلِ Bazı cemaatlerde okuyorlar para almak için. Öyle değil mi? Böyle yanlış doğru karıştırıyorlar. Sesini güzelleştiriyorlar kendine. Gayet milletin dikkatini kendine çekip bir şeyler versinler. وَهَذِي بِدْعَةٌ مُحَرَّمَّةٌ زَاهِرَةٌ وَهَذِي بِدْعَةٌ مُحَرَّمَّةٌ زَاهِرَةٌ Bu apaçık haram bir nedir? Bir bidadır. Öyle değil mi? Cemaatlerde Kur'an okumak, cenazelerde ne etmek? Kur'an okumak. يَأْسَمُ كُلُّ مُسْتَمِعٍ لَهَا Tabi bu da doğru olursa neyse, yani lahni bir şekilde okuması nedir? Haramdır. Dinleyen de günahkar olur. كَمَا قَالَهُ اَخْدَ الْقُدَاتِ Nasıl ki İmam Maveri de böyle demiş. وَيَأْسَمُ كُلُّ قَادِرٍ عَلَى اِزَالَتِهَا Bu bid'ayı izale etmek etmeye kimin gücü varsa günahkar olur. اَوْ عَلَى النَّهْيِ عَنْهَا Bu bid'aden nehy etmeye kimin gücü yetiyorsa, nehy etmese günahkar olur. Bu günahkar olur, bak. وَيَأْسَمُ كُلُّ قَادِرٍ عَلَى اِزَالَتِهَا اَوْ عَلَى النَّهْيِ عَنْهَا Günahkar olur, اِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اِذَا nehy etmese, izale etmese, nehy etmese günahkar olur. وَقَدْ بَذَلْتُ فِيَا بَعْدَ قُدْرَةِ İmam Nevevi diyor, ben bu konuda kudretimin bir kısmını ben ne etmişim? Sarf etmişim. وَاَرْجُ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ الْكَرِيمِ Kerim olan Allah'ın fadlından rica ediyorum ki اَنْ يُوَفِّقَ لِيْزَالَتِهَا Bu bid'anın izaleti için tevfik versin. Kime versin? مَنْ وَاَهْلُ الْزَالِ Yani buna ehel olan, buna layık olan, buna gücü yetenleri ne etsin? Tevfiklerini versin. Öyle değil mi? Ta ki bu bid'ayı izale etsinler. وَاَنْ يَجْعَلَهُ فِي عَافِيَتِنْ O kişi afiyete kırsın. اَنْ يُوَفِّقَ لِيْزَالَةِ مَنْ هُوَ اَلْمِ ذَلِكَ وَاَنْ يَجْعَلَهُ فِي عَافِيَتِنْ Yani Allah'tan rica ediyorum bu işin ehli olanların tevfikini versin ve onlara afiyet de versin dua ediyorum. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مُخْتَسَرِ الْمُزَنِّ رَحِيمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Demiş ve yuhassinu savtehu bi eyyi veçin kâne. Hangi cihetle sesin güzelleştiriyorsa güzelleştirsin. Kâre, Kur'an okumayla sesin neysin? Nasıl güzelleştiriyorsa güzelleştirsin. Kâle,
وَاَحَبُّ مَا يُقْرَعُ yahut da وَاَحَبُّ مَا يَقْرَعُ kâre okuyor. Kâre'in okuduğu veyahut okunanın en ehabbi nedir? Hadren ve tehzinen. Yani ma yukra'u yahut da ma yakra'u hadren ve tehzinen. Hadır olarak okunan, tehzin olarak okunan, okunanın en iyisidir. Orada bir tahtı yaparız. Ve ehabbu ma yakra'u kâre'in okuduğunun en ehabbi, en mehbubu ma o şey ki yakra'u kâre okuyor hadren ve tehzinen. Hadirli bir şekilde tahzirli bir şekilde okuduğu şey okumanın en sevimlisidir. Afalu taftil mani ettik. Ve ahabu ma yakra'u okuduğunun en ahabi nedir? Ma yakra'u hadren ve tahzin. Oldu ve yahut da böyle mani deriz. Ve uhibbu yahut da ve ahabu İmam Şafii diyor ben seviyorum. Ma okra'at ki yakra'u. Kâre okuyor. Hadren ve tehzinen. Kâre hadirli bir şekilde, tehzinli bir şekilde okuduğu kıraati ne diyorum? Seviyorum. Artık fiyale binayı mudare mutekellem vahdehudur eferu taftil değildir. O şekilde caiz. Kâle ehlül lüge yukalu hani hadren tehzinen okunan en güzeldir. Peki hadren ne demek? Tehzinen ne demek? قال اهل اللغه يقال حضرت القراءه اذا ادرجتها. Demek derc seri bir şekilde kelimelerini birbirine derc ederek birbirine girdirerek okumaktır. ولم تمطتها. اذا ادرجت sen derc yapasın. ولم تمطتها o kıraati uzatmayasın. ويقال فلان يقرا بالتحزين. تحزين ne demek? اذا ارق صوته. Sesini ne ederse ince kalarsın. Öyle değil mi? Sesini ne ederse ince kalarsın. Bazı nusallerde izâ rakka savutehu. Yani İmam Şafii demiş en sevimli yahut da ben sevdiğim kıraat nedir? O ki dercli bir şekilde ince bir sesle okunandır. Ve kad rava İbn-i Ebi Davud bi isnadihi. İbn Ebi Davud kendi isnadıyla Ebi Hüreyre'ye yani Ebi Hüreyre'den isnad ederek rivayet etmiş. Ennehu kare'e yani Ebu Hüreyre okumuş. İzze şemsu kuvret bunu okudu. Fehazzeneha Ebu Hüreyre bunu tehzin etti. Ne demek? Yani ince bir sesle okudu. Şibher risai risa gibi. Hani insan bazen yes çekiyor ya ölüsüne bir musibetine ince bir sesle ona benzer risanın benzeri bir sesle bir ince sesle okudu. Ve fi sunani Ebi Davud qila li ibn Ebi Muleyke erayte iza lem yekun hasana savti. İbn Ebi Muleyke denildi. Erayte sen nasıl görüyorsun? İza lem yekun hasana savti. Kur'an okuyan kişinin sesi güzel değilse sen nasıl görüyorsun? Ne yapsın? Erayte bana ehbir. Haber ver bana. Erayte haber ver bana. Yani görüşünü bildir. İzalem yekun kâre hasene sevti. Ne yapacak? Fekâle yuhassinu messeta'a. Gücü yettiği kadarıyla güzelleştirsin. Yoksa Allah güzel ses vermemişse o güzel sesi yaratamaz. Yüce Allah'ın vermiş olduğu sesle güzelleştirme neyse çalışsın. Yeter mi? Tamam. Estağfurullah.